Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kaz Dağları videolarımızla devam ediyoruz. En son 6. videomuzda Döşemedere Şelalesi'nde kalmıştık. Şelaleyi gördükten sonra Hanlar bölgesinden yolumuza devam etmiştik. Şimdi 7. bölümdeyiz. 7. bölümde 4. gecemizin kamp yapacağımız yer olan, daha önce planladığımız kavurmacılara devam edeceğiz. Yalnız kavurmacılara devam ederken Edremit'e girmemek adına, kalabalığa girmemek adına arka yollardan önce Zeytinli'ye uğrayacağız. Zeytinli'den eski Güre üstünden kavurmacılara gideceğiz. Her zaman olduğu gibi kamp yapacağımız gecenin öncesi akşamki yemeğimiz ve ertesi günkü sabahki ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bunları Zeytinli ve eski Güre üstünden karşılayıp kavurmacılara devam edeceğiz. Şimdi araçlarımıza binelim ve kavurmacılara doğru yola çıkalım. Yalnız Zeytinli ve eski Güre'ye daha önce geldiğimizden ve de programımızda olmadığından buralarla ilgili video çekmedim. Sadece alışverişlerimizi yaptık. Elektronik cihazlarımızın şarjı olurken bir şeyler içtik. Çayımızı, kahvemizi içtik. Biraz dolaşıp alışverişimizi yaptıktan sonra dediğim gibi eski Güre üstünden kavurmacılara geldik. Bu arada kavurmacılara ben daha önce de gelmiştim. Buranın çok güzel bir manzarası var. Kavurmacılara geldiğimizde önce çadırlarımızı, kuracağımız yeri gözümüze kestiriyoruz. Hemen kurmuyoruz tabii. Akşam karanlık çöktükten sonra kuruyoruz. Çünkü bazı yerlerde sıkıntı oluyor. Kamp yapmadığımız için de çok erken çadırımızı kurmanın pek bir anlamı da yok. Akşam kuruyoruz. Fark etmişsinizdir. Zaten program gereği de hep karanlığa sarktığımızdan gece karanlıkta kurduk çoğu zaman çadırlarımızı. Sabah kalktığımızda da zaten ilk işimiz çadırlarımızı toplamak oluyor. Yani aslında çadırla geziyoruz ama sabit bir yerde kalmadığımızda kamp düzeni de olmuyor. Çadırlarımızı kuruyoruz, kaldırıyoruz, kuruyoruz, kaldırıyoruz. Bu şekilde geziyoruz. Neyse ben lafı fazla uzatmadan şimdi kavurmacılar da akşam yemeği hazırlıklarına başlayalım. Hava kararmadan önce yemeğimizi Edremit Körfezi'ne tepeden bakarak yiyelim. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu seyrediyoruz. İyi seyirler. Kavurmacılar, arkamda gördüğünüz yer, burası terk edilmiş eski bir köy. Fotoğraflardan da görüldüğü kadar köy zaten. Burada eskiden terk edilen yıkık evler restore ediliyor. Çok güzel bir şekilde taş ev haline getirilmiş bir kısmı. Çok ufak bir köy ama muhteşem bir manzarası var. Çoğu kişi de bu güzel manzara için bu köye gelip sabah kahvaltılarını, akşam yemeklerini yiyip piknik yapıyorlar. Edremit Körfezi'ne tepeden bakan gerçekten güzel bir köy. Biz de geldiğimizde açıklamada yaptığım gibi ilk önce yemek hazırlıklarına başlıyoruz. Ondan sonra soframıza oturuyoruz. Edremit Körfezi'nin ışıl ışıl yanan manzarasına karşı akşam yemeğimizi yiyoruz. Kaz Dağları kampımızın dördüncü gününde kavurmacılardayız. Yine çok güzel bir soframız var arkadaşlarımızın sayesinde. Ne var bu akşam meyde bakın, makarnamız var. Kıymalı makarna, közde biber. Var. Oo, nefis. Soğan. Közde biberimiz var. Yere döktüm ya, bir dakika dur. Biberi hanlardan aldık. Soğanımız var, turşumuz var. Yok yok, bugün menü kapalı. Yok yok. Ve karşımıza çok güzel bir körfez manzarası. Işıl ışıl ama burada kamerada göremiyorsunuz siz onu o kadar tabii. Biz görüyoruz. Şimdi bu arada burada mangalımız da var.
Çayımız da demleniyor közde. Ekmeklerimiz de kızardı. Ya bu kadar reklam yeter ya. Vallahi reklam kokan hareketler ya. Bunlar ya. Bir şey değil, turun patlayacak, araba almayacak. Arkamızda kavurmacıların taş evleri. Ve şu an körfezin tam üstündeyiz. Buraya kaç sene önce, 4 sene önce gelmiştim ben. Gene burada fotoğraflarım vardı. Şimdi arkadaşlarımla geldik. Bakın bizden başka da kimse yok. Birazdan çadırlarımızı da kuracağız yemekten sonra. Ondan sonra keyif yapacağız körfeze karşı. Şöyle ben çekiyorum ama sanırım çok fazla bir şey görünmüyor. Ben şimdi yine arkadaşlarımın yanına geleyim. Evet. Makarnalarımız kıymalı kıymalı. Evet. Bu arada son acı biber isteyen var mı, getireyim mi? Yasemin yer misin acı biber? Başa bir geçtik. Bir tane olursa olabilir. Var var. Ne var? Acı biber. Hakan yer misin acı biber? Eyvah acı. Hakan yer. Acı. Abi kapyanın üstüne de birazcık şarap döksek ne olur öyle ya? Öyle de eşit yapınca. Vallahi sofra nefis ha, yani şeylik. Koy hadi buna bir eksik olsun ha. Ne fark. Bunlar ya. Reklam kokan hareketler. Evet. Sen holdingleşeceksin galiba Tanrı. Adam niyeti bozmuş artık öyle. Murat seni gaza getirdi, minibüs alıp tur yapacaksın galiba. Yemeğimizi yedikten sonra soframızı topluyoruz, bulaşıklarımızı yıkıyoruz, çadırlarımızı kuruyoruz ve sandalyelerimizi alıp bir yerde kavurmacıların seyir terasından Edremit Körfezi'ne karşı keyif yaptıktan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde çadırlarımıza çekiliyoruz. Günaydın. Bugün Kaz Dağları'nda 5. günümüz. Dün geceyi kavurmacılarda geçirdik. Kamp yaparak. Kavurmacılar tepede çok güzel bir köy. Aslında burası terk edilmiş bir köy. Ama köydeki eski evler şimdi onarılıyor. İnsanlar burada oturmaya başlamışlar. Manzarası da çok güzel. Şimdi biraz size kavurmacılardan körfezi göstereyim. Ama önce köyü biraz göstereyim. Bu arada tam köyün önündeki tümsekte gördüğünüz gibi çok güzel bir çam ağacı var. Burası seyir terası gibi bir yer. Şöyle ağacı birazdan uzaktan göstereyim, görüyorsunuz. Böyle yazın özellikle akşam olduğu insanlar buraya geliyorlar. Çevresine böyle bir beton yapılmış. Burada oturuyorlar ve körfezi seyrediyorlar. Özellikle akşam saatlerinde, hele bir de hava açık olursa körfez ışıl ışıl görünüyor. Bakın tam şurada körfez bitiyor. Karşı taraf karşı çıkıyorlar. Şöyle, bu arada arkadaşlarımız kahvaltı hazırlıklarını yapıyorlar. Köp arabası da geldi. Şimdi köy karşıda. Görüyorsunuz çok fazla bir ev kalmamış. Bir tane minare var karşıda, köyün camisi. Camisinin minaresi. Onun dışında bir şey yok. Ama evlerde devamlı bir çalışma var. Yamaçta köy. Köy evleri. Set set yapılmış. Oralara demek ki zaman içinde evler veya bahçeler yapılacak. Biz de arabamız şurada. Hemen aracın önündeki yere çadırlarımızı kurduk. Güzel, keyifli bir gece geçirdik. Şimdi körfeze karşı kahvaltımızı yapacağız. Arkadaşlar daha olmadı mı kahvaltı ya? Kahvaltı hazır. Evet. Bu arada her gün kahvaltımız gerçekten ayrı bir güzellikte. Artık tozluk mu? Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz bu arada. Bu güzel sofrayı hazırladıkları için. Yasemin yumurtalarımızı pişiriyor her sabah. Öyle. Kahvaltı soframız gayet zengin. Menü. Bakalım hesap ne kadar gelecek. Bu manzaralar var. Sofra var. Yani biberler, kapya. Aa, biber çok koyun. Ve aşağı çavuşun
Özel ürünü çok yetişiyor evet. Orada kapya. Tam dediler kapya yatağına gidiyorsunuz. Ama biz kapya yatağına giderken çilek yatağına düştük. Tarlaya girdik, çileklerimizi arkadaşlar, topladık. Bu muydu tarla? Evet. Şeyler koyayım mı? Fark etmez. Çalıştırmayı çok seviyorum biliyor musun? Şeyler hazırdı. Çaylar ha? Şirketten. Çaylar! Evet. Şimdi kısa bir izin istiyorum. Kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra bugünkü programa göre hareket edeceğiz. Evet arkadaşlar, sonunda Kaz Dağları kampımızın son gününe geldik. Kavurmacılarda uyandıktan sonra çadırlarımızı topluyoruz. Sabah kahvaltısı hazırlıklarına başlıyoruz. Gene körfeze karşı bu sefer aydınlıkta güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra çadırlarımızı toplayıp Eski Güre yoluna düşüyoruz. Eski Güre'de biraz dolaştıktan sonra, alışveriş yaptıktan sonra artık dönüş yoluna geçmemiz gerekiyor. Yalnız dönüş yoluna geçmeden önce hadi diyoruz bir de Çamlıbel yakın, Çamlıbel'e uğrayalım. Oradan da Şahin Deresi kanyonuna gidelim. Şahin Deresi kanyonundan sonra da dönüş yoluna geçeriz diyoruz. Şimdi bu videomuzda sadece Eski Güre, Çamlıbel gezilerimizle ilgili fotoğraflar var videonun en sonunda. Daha sonraki kısımlar bundan sonraki videolarda olacak. Şimdi ben sizi fotoğraflarla baş başa bırakırken sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.